Vuracak. Serap Belovacıklı soruyor, gazeteciler İsmail Saymaz, Nevzat Çiçek, Murat Çelik, Hakan Çelenk siyaset koridorlarından bildiriyor. Aklın Yolu bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 4 Nisan 2024 günlerden Perşembe. Bu akşamki tabela, şimdi malum seçimi bitirdik. Seçim bitti. Artık kazananlar konuşuyor. Kaybedenler henüz daha çok fazla konuşmuyor. Onlar da konuşacaklar tabii ki. Ve bugün bir kazananın sözüydü bu. Beni yavaşlatma. Birazdan o kazananı göreceksiniz. Önemli bir ilin belediye başkanı mazbatasını gösterdi. Beni dedi yavaşlatma. Mesajı da başka yere götürdü, gönderdi. Tabii nereye gittiğini sizler biliyorsunuz. Beni yavaşlatma. Bu akşamki tabelamız, yazabilirsiniz. Hem YouTube'da hem de X'te bunu kullanıp, bu tabelayı kullanıp, etiketi kullanıp düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Günün sözü Nietzsche'den. Efsane bir söz. Nietzsche Alman biliyorsunuz. Önemli de bir isim. Filolog, felsefeci, filozof, adam dehşet. Nietzsche yani. Çok iyi tanıyorum şimdi ben. Nietzsche. Ama tarihe iz bırakmış insanlardan biri. Seni anlamıyorlar mı diye soruyorlar Nietzsche'ye, tamam mı? Seni anlamıyorlar mı diyorlar Nietzsche'ye. Nietzsche de diyor ki ben bu kulaklara göre ağız değilim. Ne güzel vermiş ama. Ben bu kulaklara göre ağız değilim. Yani rahatsız edici cümleler kurarmış yani. Onu demek istiyor. Ben insanları rahatsız ediyorum ama bu insanlara göre değil benim ağzım diyor. Helal olsun. Nietzsche önümüzdeki günlerde de zaten mutlaka ve mutlaka sözleriyle karşımızda olacak. Geldik. Kapağa gelelim. YouTube kapağında ne var diyecek olursanız biliyorsunuz CHP AKP'den epey bir belediye aldı. Bir türlü mazbatalar kimi yerlerde veriliyor, kimi yerlerde geciktiriliyor, verilmiyor. Acaba ne iş başkanlar diye soruyoruz. Bir temizlik operasyonu mu var? Şu andaki eski belediyelerde temizlik operasyonu olabilir mi diye bir soru sorduk. Çünkü bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları dillendireceğiz ve sizlerle paylaşacağız. YouTube kapağımızda bu. Geldik YouTube'daki soruya. Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatsın mı yatmasın mı? Yatırırlar mı yatırmazlar mı? Haftaya Ramazan bayramı, emekli ve memura erken maaş ödemesi yapılmalı mı diye bir soru sorduk. Evet, hayır, para yok ki nasıl ödeyecekler? 3 tane şıkkı var bunun. Geldik X'teki soru, bence o da güzel bir soru. Seçimler bitti, yeni süreçte Erdoğan uzlaşmacı yönde değişime uğrar mı? Yeni planlar yapıyordur, Erdoğan değişmez. Laiklik gömleğini giyebilir bu kez, değişmek zorunda. 8615 kişi oyunu kullanmış. Bülten içerisinde günü özetleyecek her haber var. Ama önce neyle başlayacak diyecek olursanız Van'la başlıyoruz. Van'daki olaylar... Ben hiçbir şey anlamadım aslında. Yani neden bu olay çıktı? Seçimlere 48 saat kala neden mahkeme böyle bir karar verdi Adalet Bakanlığı'nın istemiyle? Bir senaryo mu vardı? Daha sonra olaylar çıktı. O olaylar Doğu illerinde yayıldı, Batı'ya da yayıldı. Sonrasında asker sahaya indi, jandarma sokağa indi, caddeye indi. Ve bir baktık ki dün akşam bu saatlerde YSK bir karar aldı. Ben dedi Abdullah Zeydan'a tekrar veriyorum bu görevi dedi. Peki ne oldu diyeceksiniz? Anlamadık. Erdoğan ne dedi? Erdoğan tırnak içerisinde kendi sözü eşkıyalar dedi. Evet.
Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Van son iki günde protestoların adresiydi. Sokaklarda yaşandı olaylar. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yüksek Seçim Kurulu son sözü söyledi. Mazbatanın yarışı ikinci bitiren AKP'li isme değil, DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi gerektiğine hükmetti. Bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma, milletimizin malına, mülküne saldırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Seçimlerden galip çıkan Zeydan yerine AKP'li isme mazbatanın verilmesinin ardından Van'da hemen her sokakta olaylar yaşandı. Polisin müdahalesine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Emniyet güçlerimiz bu provokatörlere gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Eşkıyalık olarak niteledi. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki gün süren olayların ardından Bozdoğan 20 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Van'ın da aralarında olduğu 14 kentte 340 şüpheli kanunsuz sokak eylemi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şimdi bakınız, burada eğer Cuma günü bu olay olmasaydı, Pazartesi günü bu olay patlak vermeseydi, zaten ne sokaklar karışırdı ne de caddeler. Böyle olaylar da çıkmazdı. Ne vandalizm yaşanırdı, ne eşkıyalık yaşanırdı, ne öyle yaşanırdı. Erdoğan'ın dediği gibi olaylar olmazdı. Cumhurbaşkanı sonuca bakıyor. Sonuçla ilgileniyor. Ama bir de başlangıçta sebebe bakmak gerekiyor. Arkadaş, bunun sebebi neydi? Peki bu sebep neden ortaya atıldı? Bu insanlar neden sokağa çıktılar? Bu insanlar neden oylarının hakkının yenmesine izin vermemek için seslerini yükselttiler? Bir onu sormak gerekiyor. Bu insanlar sokaktaydı ama durup dururken çıkmadı tabii ki. Siz de ekran başında öyle diyorsunuz. Durup dururken çıkmadı ki. Bunun bir sebebi vardı. Bu insanlar seslerini yükseltmeselerdi belki YSK dün bu kararı almayacaktı. Ha, bunun ben hukuki bir karar olduğunu düşünmüyorum. Onun bir kere altını çizeyim. Bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Ve bir talimatla olduğunu düşünüyorum. Kanıtlayamam tabii ki. Talimatla olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Bu benim kendi düşüncem. Çünkü ülkenin nasıl yönetildiğini biliyorum. Nasıl idare edildiğini biliyorum. Tabii burada YSK, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyeleri, hakim ve savcılar hakkında bir inceleme başlatacak mı? Onu bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Peki neden bu olay patlak verdi? Ben bunun cevabını bulmak istiyorum. Ama size şunu da söyleyeyim. Oradan sonra AKP'nin bakış açısına gideceğiz. Önümüzdeki günlerde Abdullah Zeydan'ın koltuğunun sağlam olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ben bir senaryonun devreye gireceğini düşünenlerdenim. Eğer bu iktidarı biliyorsam, az buçuk da tanıdıysam olabilir diye böyle bir ihtimal var kafamda. Gelelim peki. AK Partililer ne diyor? AK Partililer ne diyor diye bir soru sorayım ben size bu Van'daki olaylarla ilgili. Bir bakıyorsunuz Hayati Yazıcı'ya. Önce bir mesaj attı, ardından tweet'i kaldırdı. Artık emir nereden geldiyse. Mehmet Uçum uç noktada bir adam. Farklı bir kişi. Hiç tanımıyorum kendisini. Gerici mesajları oluyor. Yani ortamı geren, gerici dedim o. Ortamı geren mesajları oluyor. Bir baktığınızda da şöyle fotoğrafı çektiğinizde AKP'de dem çatlağını görüyorsunuz. Hukuk devletinin gereği neyse, demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden de hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini bekliyoruz. Mazbata demli değil, AKP'li adaya verildi. İtiraz adımı DEM Parti'den, tepki ise muhalefetten geldi. YSK oy çokluğuyla Van Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu, Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK kararı iktidarı ikiye böldü. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, YSK'nın mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını isabetli bulduğunu yazdı önce. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları cinnet hali olarak nitelendirdi. YSK'nın aldığı kararı kutladı. Ancak ne olduysa oldu. Yazıcı bu paylaşımı kısa bir süre içinde kaldırdı. 85 milyonun iradesine karşı yaptılar. Bir darbedir.
Van'daki mazbata krizi tartışmasına dahil olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kararı eleştiren AKP'lilerin aldıkları tutumun kaydedildiğini söyledi. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neoliberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndansa hem yazıcıya hem de Uçum'a eleştiri geldi. Partimizin sembolü haline gelmiş bir dostumuz, partimizin siyasi ve hukuki işler başkanı olarak konuşur. Bir başka dostumuz, devlet adına kayıt tutarsa hiçbirimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle gerçek bir yüzleşme yaşayamayız. Yani AK Parti içinde de öyle kutuplaşmalar var ki, yani aslında çok dağınık bir parti. Tabii burada katalizör görevini gören Erdoğan, kraldan fazla kralcılar var, rengini belli edenler var, rengini belli etmeyenler var. Ama görünen o ki çok parçalı bir AK Parti'den bahsediyoruz. Ha, partilerde tabii ki çok seslilik çok önemli. Yani parti içi demokraside olması gereken bir şey. Ama özellikle sağ partilerde, muhafazakar, milliyetçi partilerde böyle çok sesliliği bekleyemezsiniz. Lider ne derse odur. Ha, hangisi Erdoğan ağzıyla konuşuyor veya hangisi Erdoğan'ın aklındakilerini söylüyor bilmiyoruz. Hayati Yazıcı olmadığını anladık. Neden? Çünkü Hayati Bey mesajı attı. Ondan sonra sildi. Bu da çok kötü bir durum ya. Yani o duruma da ben düşmek istemem. Kimden alo geldi ki? Mutlaka Erdoğan'dan geldi. Ve ondan sonra da onu kaldırdı. Birileri de açıklamaları not ediyor. Tıpkı Mehmet Uçum gibi. Ve not, bu silinen notları, tweetleri not ediyoruz diyorum. Bakın kendi içlerinde bile kavga ediyorlar. Aba altından birbirlerine sopa gösteriyorlar. Bu parti ülkeyi yönetiyor bir de. Bu şekilde parti yönetiliyor. Zaten ülkede bu şekilde yönetiliyor. Farklı şekilde değil, sopa göstererek. Yani yeri geldiğinde işte çapulcudur, yeri geldiğinde sürtük denir, yeri geldiğinde kafan uymuyorsa sebebine bakmazsın, sonuçla ilgilenirsin, eşkıya dersin. Bu şekilde yönetiliyoruz, yönetilmeye de devam ediyoruz. Van'da sonunda ne oldu diyecek olursanız, Van'da sonunda her şey sütlü ban şu anda. Çünkü hak yerini buldu, seçmenin de istediği oldu. Abdullah Zeydan görevdeydi, protestolar bitti, kutlamalar başladı. Sandıktan çıkan sonucun uygulanacağını öğrendi telefonda. Önce yakın çevresinde, sonra tüm Van'da hava bir anda değişti. Protesto yerini sevince bıraktı. Van İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla başladı tepkiler. Başsavcılığın 29 Mart Cuma mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itirazı mahkeme kabul etti. Mazbata'nın sandıktan ikinci çıkan AKP adayına verilmesi istendi. Protestolar Van'da başladı. 6 şehre, hatta İstanbul'a kadar yayıldı. DEM Parti eş genel başkanları, CHP, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Başak Demirtaş ve siyasiler Van'a akın etti. DEM Parti Van İl Seçim Kurulu'nun kararını YSK'ya taşıdı. YSK son sözü söyledi. 7 üyenin kabul, 4 üyenin red oyuyla alındı karar. Mazbata, DEM Parti'nin kazanan adayı Abdullah Zeydan'a verilecek. Haberin kente ulaşmasının ardından günlerdir süren protestolar yerini kutlamaya bıraktı. Işıklar geceyi aydınlattı. DEM Partili Abdullah Zeydan kalabalığa seslendi. Artık kimse sizin iradenizi gasp etmeyi aklından bile geçiremeyecek. Kutlama geç saatlere kadar sürdü. Ardından temizlik başladı. Vanlılar kolları sıvadı. Sokaklar hep birlikte süpürüldü. Sevinçten geriye yasaklar kaldı. Gösteri ve yürüyüş yasağı Muş'ta 6 Nisan'a kadar sürecek. Van, Bitlis ve Şırnak için getirilen 15 günlük yasak 17 Nisan'da sona erecek. Gelen mesajlar var. Van'da diyor mesela kayyum atanır mı önümüzdeki günlerde? Öyle bir tehlike var. Öyle bir tehlike değil mi? Öyle bir ihtimal var. Van'da da var. Diyarbakır'da da var. Yani demin olduğu yerlerde önümüzdeki günlerde bir gerekçe gösterilerek bu insanlar görevlerinden alınabilirler. YouTube'da yazmış bir arkadaşımız. YouTube'daki sorumuz, emekli Ramazan bayramı yaklaşıyor. Emekli ve memura erken maaş ödemesi yapılmalı mı diye bir soru sorduk. X'teki sorumuz, Erdoğan değişir mi diye bir soru sorduk. Birkaç tane mesaj var, onları okuyayım. Mesela Volkan Bey şöyle diyor. Ben Volkan Bey'in düşüncesine katılmıyorum. Tamam,
demokrasi diyoruz, bir şeyleri savunuyoruz ama bu CHP neden bu kadar DEM Parti'yi destekliyor? Evet, kazanmasına sevindim ama unutmamak gerekiyor ki ülkemizde seçim bitmiyor. Eğer bu kadar savunmaya ve bu kadar yanında olmaya devam ederse işler tersine dönebilir. Dönebilir, beni yavaşlatma. Haksızlık ve hukuksuzluk varsa hakkın ve hukukun yanında olacaksınız. Ha, yoksa sizin de başınıza ertesi gün gelebilir aynı olay. Onun savunuculuğunu yapmak zorundasınız. O yürekliliği göstermek zorundasınız. Bence önemli. Yani konjektüre göre davranmamak gerekiyor. Geldik. Ha, bu da çok güzel. Ramiz Bey. Bir dakika okumalıyım. Sayın Portakal, yazıyorum okumuyorsun. Beni yavaşlatma. Artık ördek çok şükür topal değil demiş. Birazdan topal ördek kim oldu onu göstereceğiz. Veya onu anlatmaya çalışacağız sizlere. Şimdi geldik. Seçimler bitti. Ya bir dakika, bundan önce bir haritayı versene ya. Harita hazır, yaptınız mı Türkiye? Hazırladınız mı onu? Ha, versene. Bu haritayı gördükçe vallahi umudum artıyor ya. Öyle düştüğüm anda, peki buraya mı geleyim? Tamam, buraya geldim. Düştüğüm anda, moralim düştüğü anda bu haritayı ekrana getireceğim bundan sonra. Yükselmek için. Bak güzel oldu, bak harita çok güzel oldu ya. Renkleri güzel oldu. Yani en azından her taraf sarı değil veya kırmızılar çok az değil. Başka renkler de var. Çünkü yönetimsel denge sağlandı demokrasinin olmadığı Türkiye'de. Moralim ne zaman düştü, ver diyeceğim sana haritayı. Bu haritayı gördüğümde de moralim yükselecek. Sizin de eminim ki moraliniz yükselecek. Çünkü şaka bir tarafa, bunun böyle olması umuda bağlandı. Yani bizim, benim gibi diyeyim, muhalif olan seçmen veya iktidara oy vermeyecek olan seçmen için önemliydi. Ve umudum arttı gerçekten. Bir dala tutunabileceğim şu anda. Böyle bir ihtimal var. Ha, gelelim şimdi habere. Peki. Şey ne yapacak şimdi? İktidar tarafı ne yapacak? Çünkü iktidar tarafı 2002'deki, 2003'teki oy oranına döndü. Peki CHP tarafı ne yapacak? O da bir büyük bir başarı gösterdi. 25'ten 38'lere çıktı. 37,5'lara çıktı. Yol haritaları ne olabilir? Siyasi partiler kantara çıktı. Yerel seçimler geride kaldı. İktidarında yerel seçimden zaferle çıkan ana muhalefetinde yol haritası merak konusu. Erdoğan ikinci oldu. Erdoğan ikinci olmadı ya. CHP birinci oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim galibiyetini genel seçimlerde elde etmek için sahaya iniyor. Ekonomi başta olmak üzere toplumun sorunları ana muhalefetin birinci gündemi olacak. CHP lideri Özgür Özel sahada olmaya devam edecek. Ama şimdi yenilmeyi bilmeyen birine karşı oynayacağız. Ve artık kazanmayı öğrendik. CHP erken seçim talebini dile getirecek mi? Özel yol haritasını da belirleyecek, bu soruya yanıt verdi. Benim dönüp de şey deme imkanım yok artık. Evet, yerel seçimden biz başarıyla çıktık. Şimdi genel seçimi hemen yapmalıyız. Bu bana oy veren AKP'li ve MHP'li seçmene büyük haksızlık olur. Onları kandırmış olurum. O yüzden onlar istediğinde erken seçim olacak. AKP 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Kurmaylarını bir araya getirerek seçimi masaya yatıran Erdoğan yeniden sahaya inmeye hazırlanıyor. Bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndükten sonra inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim. Seçim yarışında birinci olduğu kentlere gidecek Erdoğan'ın hem parti içerisinde hem de kabinede değişiklikler yapması bekleniyor. Haberde bir numarasın demiş Sunan. Teşekkürler vallahi. Evet, ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Çok da mütevazi değilim. Değil. Yok, mütevazi insanız ya. Keyif yapıyoruz burada, sohbet ediyoruz yani. Neticede tek başına insan bir şey yapamaz ki. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. İşte bu ekiplerle birlikte, bu insanlarla, bu arkadaşlarla birlikte yol yürüyoruz. Yani yol yürümek önemli. Ama gerçekten kafana uyan insanlarla yol yürümek çok çok önemli. Nazlı demiş ki emekli maaşları bayramdan sonra 15 Nisan'da hesaplara yatacakmış Fatih Bey. Vallahi yani işte herhalde bayramda ödemeyecekler ama bunun için bastırmak zorundayız. Neden? Ya bayrama giriyoruz. İnsanlar bence ilk olacak diye. Bayram zamanı maaşların ödenmemesi bence ilk olacak gibi. Bakın, insanlar bayrama giriyor. Ramazan bayramı. Evine bir şeyler almak isteyecek. Çoluğuna, kendisine kıyafet almak isteyecek. Alışveriş yapmak isteyecek. Tatlı siparişi verecek. Bilmem ne yapacak. İnsanlarda para yok. Ve o insanlara en azından böyle de ağır da bir yük var. Seçim stresinden de çıktı. Onlara devletin bunu yapması gerekir. Bu jesti yapması gerekir. Bir son dakika. Birlikte öğreneceğiz. Ardından da
seçim tekrarlanacak. Ardahan'ı büyük bir ihtimal CHP almıştı. Haritayı ver. Ha, getir abi. Getir abi. Getirelim lütfen. Ardahan geldi. 2 Haziran'da tekrar seçim olacak. CHP almış burada 45.1. Tahmin ettim zaten yani böyle olacağını. Siz de tahmin etmişsinizdir. AKP 43.5. Diğeri de hangi parti? DEM Partisi mi bu? Deva Partisi. O da %6.7 almış. Burada oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Arada kaç oy fark var? Baktınız mı Anadolu Ajansı'ndan? Yaklaşık 1.6'lık bir oran olarak %1.6'lık bir fark var. Ama oy olarak aradaki fark bilmiyorum. Bir de sevinirim. Çok teşekkürler. 2 Haziran'da burada seçimler tekrarlanacak. Seçimlerin tekrarlanacağı yerde büyük bir ihtimalle baştaki parti hangisiyse onun alacağını ben düşünüyorum. Çünkü küskün olan seçmen bu sefer muhalefetteki seçmen mutlaka gidecektir. Gördü de şimdi bu ortamı. Bu ortamı da gördü. Harita bir anda renk değiştirdi. Burada kazanan yine büyük ihtimal Cumhuriyet Halk Partisi olabilir ama sandıktan çıkacak sonuç çok çok önemli. Devam edelim. Neyle gideceğiz, ne yapacağız diye soralım. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da tabii burada da itirazlar var. Beykoz sayılmayacak dedi. İl Seçim Kurulu hayır dedi. AKP işte önerisinde bulundu veya teklifinde bulundu. Başvurusunu yaptı. İl Seçim Kurulu da dedi ki hayır, Beykoz'un sayılmasına gerek yok. Ama GOP'ta yani Gazi Osman Paşa'da nefesler hala tutuluyor. Belki çok az sayıda sandık yarına kalabilir. Ancak toplamda sonuçta bir değişim olmayacağını görüyoruz. Oylar 48 saatten beri yeniden sayılıyor İstanbul Gazi Osman Paşa'da. 31 Mart gecesi CHP lehine 879 olan oy farkı 861'e düştü. CHP'lilere göre seçim sonucu değişmeyecek ama AKP'nin itirazı sürüyor. Acaba yukarıdan bir siyasi baskı var mı sorusu da henüz ortada duruyor. Sandıkların kapanmasıyla peş peşe geldi itirazlar. İstanbul'da 39 ilçenin 26'sı CHP'li adayları seçti. O ilçelerden biri de Gazi Osman Paşa'ydı. İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Zaman zaman gergin geçen süreçte 1030 sandıktan 740'ı sayıldı. Değişen sadece 18 oy oldu. Sayımın bu gece yarısı tamamlanması bekleniyor. Gazi Osman Paşa halkının 31 Mart'ta bir karar verdiğini, Hakan Bahçetepe'yi Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı olarak görmek istediğini görmüş olduk. AKP'nin itiraz ettiği diğer ilçe ise Beykoz. 1433 oyla CHP'nin kazandığı ilçede İl Seçim Kurulu yeniden sayım kararı verdi. Bu kez CHP YSK'ya başvurdu. YSK yeniden sayım kararını bozdu. CHP'li Alaaddin Köseler mazbat almaya hak kazandı. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızı kabul etti ve bugün itibariyle mazbatamızı alıyoruz. CHP'li Eren Ali Bingöl, Tuzla'yı %11 oy farkıyla kazandı ancak yine de mazbata gitmedi Tuzla'ya. Süreç tamamlandı. Bingöl mazbatasını aldı. İtiraz eden sadece AKP değil. CHP Pendik, Arnavutköy, Bahçeli Evler, Fatih ve Ümraniye'de sonuçlara itiraz etti. Ancak hepsi birden reddedildi. Bizim itiraz ettiğimiz alanların hiçbirisinde yeniden sayım kararı alınmadı. Ama rakip siyasi partinin itiraz ettiği Gazi Osman Paşa'da yeniden sayım kararı alındı. Şimdi tabii haber merkezinin dikkatini bir şey çekmiş Ardahan'la ilgili. Aradaki yüzdelik %1.6. O bir şey ifade etmiyor. %1.6 nedir ki? Ama aradaki İki parti arasında, birinci parti ile ikinci parti, CHP ile AK Parti arasında 174 oy var. 174 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi burada bitirmiş. 11.845 seçmende oy kullanmış. 2 Haziran'da olacak ama 2 Haziran'da LGS de var. Acaba Yüksek Seçim Kurulu bunu bir hafta önceye alabilir mi? Bunu dikkate aldı mı, almadı mı? Yani bence almamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir ismin
seçilme yeterliliğin olup olmadığında bile sıkıntı yaşadık. Biz ki LGS'nin tarihinin dikkate alınıp alınmayacağını ben düşünemiyorum bile. Alınmamıştır diye düşünüyorum. Belki bir hafta erken bir hafta sonra olabilirdi ama 2 Haziran'da unutmayın tekrarlanacak olan yerler var seçimleri. O yerlerde tekrardan seçim yapılacak. Geldik. Bakın şöyle diyor Kadir Bey şöyle bir mesaj göndermiş. Tekçi, yasakçı, baskıcı, antidemokratik uygulamalarla, suçlamalarla bugüne kadar bir yere varılmadı, varılamaz da demiş. Yavaşladık sadece. Ben neden gittim? Veya ben hangi gerekçeyle oy verdim biliyorsunuz. Ben tek adam yöntemine veya tek adam yönetim tarzına dur demek için, baskıcı ortamını daha fazla genişletilmemesi için veya onların bana dayattığı hayatı veya dünyayı, hayır arkadaş benim de bir dünyam var. Ben kendi dünyamda yaşamak istiyorum diyerek gittim, oyumu kullandım. Yoksa muhalefetin kara kaşı, kara gözü için değil. Ben kendi özgürlüklerimin mücadelesini verdim. Şimdi muhalefeti göreceğiz. Muhalefet bakalım belediyede başarılı olursa ne ala belediyelerde. Onlarca, yüzlerce belediye aldı. Eğer başarılı olursa, o zaman AK Parti düşünsün tabii ki. Başarısız olursa muhalefet düşünsün. Ve devam ediyoruz. Ankara için iftar vakti. Hayırlı iftarlar diyelim. İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. İstanbul'da 2. İmamoğlu dönemi güçlü bir şekilde başlıyor. Meclisi de aldı, ilçeleri de aldı. Tabii mazbatayı aldı. Mazbatayı aldıktan sonra da belediyeye geldi. Saraçhane'de orada mazbatayı da gösterdi Ekrem İmamoğlu. Ve sert bir konuşmaydı aslında. Daha doğrusu mesajlarla dolu. İktidara, Erdoğan iktidarına mesajlarla dolu bir konuşma yaptı. Beni yavaşlatma dedi. Bir cumhurbaşkanı, 17 bakan, medyanın %95'i seçimi kazanmak için her yolu mübah gören, para dağıtmak gibi birçok anlamsız siyaset anlayışı geçtiğimiz bu seçimle millet nezdinde kesinlikle geri dönülmez bir biçimde mahkum olmuştur. Önce seçim dönemini değerlendirdi, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan sonuç üzerinden mesaj gönderdi. Bu milletin gözünden iyice düşmek istemiyorsanız bizimle işbirliği yapın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci döneminin ilk gününde belediye personeliyle Saraçhane'deki mazbata töreninde buluştu. Anne ve babasının da aralarında olduğu aile fertleri de törendeydi. Makam odasında dua okundu. Bu aziz İstanbul'umuz için hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tören için annesiyle el ele bahçeye çıktı. Konuşmasında mesajları iktidaraydı. CHP'nin yeniden sayım istekleri reddedilirken AKP'nin girişimlerine yol verilmesine de tepkiliydi. Birlikte çalışalım. Artık merkezi hükümetin engellemelerini ne ben ne halkımız kabul edemeyiz. Yaptığınız adaletsizlikler işinize yaramıyor. Bu tür politikalar nedeniyle siz ve partiniz güç kaybetmiyor. Ülkeye ve millete zarar veriyorsunuz. Belediye meclisinde artık çoğunluğu dağılan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum yine diyorum. Sandalye kırık olmasın yeter. Açık çağrıda bulunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan önünde bekleyen onlarca dosyayı bir an önce imzalamasını ve belediyelerin önündeki engellemelerin aşılmasını bekliyor. Milletimizin cebine, milletimize hizmet edecek firmaların kasasına para girecek. Çok işimiz var. Lütfen artık şunu söyleyeyim. Bizi yavaşlatmayın. Görüyorsunuz yaramıyor. Biz yavaşlamıyoruz. Konuşmasının ardından İmamoğlu belediye personeli ve davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Şimdi İmamoğlu'nu seyrederken aklıma Murat Kurum geldi. Murat Kurum nerede bu arada? Hiçbir yerde yok. Ya bilen varsa gerçekten söylesin. Yani hatta bugün arkadaşlara da sordum ben. Yani Murat Kurum nerede? Gören yok. Evde mi, dünyaya mı küstü veya ne bileyim başka yerlere mi gitti, tatile mi gitti, tatile mi çıktı?
Veya ne yapıyor bilmiyorum. Köftecileri mi dolaşıyor bilmiyorum yani. Ama yok, ortada yok Murat Kurum. Yani ben merak ediyorum Murat Kurum'un nerede olduğunu. Murat Bey bir ses verin. Bir görünün. Ya Erdoğan bile bak halkla ilişkiler yapıldı önceki gün. Sokağa çıktı, AVM'ye gitti. Siz de görünün. En azından yıkılmadım, ayaktayım. Küsemezsiniz. Küsme hakkınız yok. Seçmene küsemezsiniz. O yüzden ben sizin yerinizde olsam çıkarım, bir dolaşırım, bir görünürüm. Ondan sonra ne yaparsınız yaparsınız zaten. Bir şey daha söyleyeyim mi size? Bence Erdoğan'ın kafasında mutlaka bir şey var. Ben eğer bu iktidarı tanıyorsam, ben Erdoğan'ı eğer tanıyorsam, tanıyorsam dedim, icraatlarından bahsediyorum. Kişisel olarak bir tanışıklığımız yok. İstemem de zaten. Burada Erdoğan mutlaka İstanbul için bir şeyler düşünüyor. Daha doğrusu Kanal İstanbul için. Çünkü burada çok verilmiş bir söz var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan seçimi kazanacağız diye imar projeleri iptal edilmişti. İptal edilmiş imar projeleri varken ihaleler yapılıyordu. Şimdi durum bu şekilde giderken mutlaka diyorum ben Büyükşehir Belediye Yasası'nda bir değişiklik yapacak. Mutlaka belediyelerin elinden bir şey çıkaracak. Ya da tarihe not düşüyorum ya da sadece Kanal İstanbul özelinde bir kanun çıkartabilir diye düşünüyorum. Dedi dersiniz çünkü az buçuk Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyoruz, hepimiz tanıyoruz dedik. Devam ediyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da da mazbata dönemi vardı. Orada da ikinci Mansur dönemi var. Düşünsenize Erdoğan 3 kere İmamoğlu'na yenildi. 2 kere Mansur Bey'e yenildi. 1 kere de Özgür Özel'e yenildi. Yani kaç kere yenildi? Çok yenildi aslında. İkinci yavaş dönemi de başlamış oldu. Merhaba Eti Mesut. Güzel insanların şehri, merhaba. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Seçim bitti, devir teslim törenleri, mazbatalar derken en renkli görüntüler seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında da Ankara Eti Mesut'tan geldi. Vatandaş korkuyla getiriyor. Korkut uçarak geliyor. Çok müthiş MHP'liydim. Bahçeli o tarafa kaydı ya, ondan vazgeçtim, İyi Parti'ye gittim. Ama o da yanlış ya. 15 yıldır Mansur diye ölürüm. Taze başkan, oyuncu Erdal Beşikçioğlu bu kez belediye başkanı olarak Ankaralı'nın karşısındaydı. Makam odasına seçim öncesi söylediği gibi seçmenle girdi. Koltuğuna oturdu, ilk kişi yine seçmeni dinlemek oldu. Makam odası prosedürünün ardından sokağa indi. Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Bu Memleket Bizim şiirini kendince yorumladı. Eti Mesutlu eşlik etti. Bir belediye düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi bina. O anlarda Ankara'nın tarihi farkla yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş da yanındaydı. Yavaş alandan ayrıldı. Bu kez kendi mazbatası için Ankara İl Seçim Kurulu'ndaydı. Güvenini çok yüksek oranda Türkiye rekoru kırarak belirten Ankara halkına çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın başkanı ailesiyle birlikte mazbatasını aldı. Tatlar Arıtma Tesisi'nin kredisi gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Önceliğimiz oralardan olacak. Yine insan sağlığını önceleyen projeler olacak. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim. Çağrımı tekrar edeceğim. Yavaş ilçelerdeki devir teslim törenlerine de katıldı. Daha önceden pastanın üzerindeki çilek olarak nitelediği, uzun yıllardır AKP'nin Ankara'daki karesi olarak bilinen, 31 Mart'ta ise CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi devir teslim törenindeydi. Mesut Özarslan siyasi bir partinin değil, halkın partisinin insanıdır. Mansur Yavaş gibi çaldırmayacak hem de çalışacak. Mansur Yavaş'ın kürsüye çıktığı anda eski dönemde sökülen Türkiye Cumhuriyeti tabelası belediye binasına yeniden takıldı. Türkiye Cumhuriyeti tabelası renklendi. Cumhurbaşkanı. Dur, hele dur. Ben daha mazbatamı almadım ya. Bugün alacağım, dur hele. Valla İmamoğlu da dün şey demişti, durun daha yeni başladık. Buradan da Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında çok kuvvetli isimler bir anda çıktı. Ha, buradaki sonucu hiç kimse beklemiyordu aslında, herkes çok da. Ha, bu sadece değişimle mi oldu? Yani Kasım ayındaki
o kurultay değişimiyle mi oldu? Nasıl oldu? Ama oldu. Bir şeyler oldu ama bir şekilde oldu. Yani o siyasetçimizin bundan 4 yıl önce söylediği gibi AK Partili siyasetçi hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Ali İhsan Yavuz, onu da andık, kulaklarını çınlattık. Bakın TC'yi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri TC, Türkiye Cumhuriyeti'nin o kısaltması olan TC'yi kullanıyorlar. İşte çıkıp bir de Devlet Bahçeli de, efendime söyleyeyim, Erdoğan da bunlar terörist, bunlar şucu, bunlar bucu. Ya birilerinin hakkını savunmak, haksızlık varsa ona karşı direnmek, hak, hukuk, adalet demek suç mudur ya? Ha? Suç olamaz. Yani ha, birazdan zaten vereceğiz. Şimdi mi vereceğiz? Ne zaman? Ahlak mesela, şimdi izleyeceğiniz haber, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım dedik. Ne başlık bulalım? Çünkü belediyelere, kazanılan belediyelere mazbatalar geç veriliyor. Kimlerine verilmiyor, saydırılıyor, ediliyor. Yapılan ihaleler var. Seçime gitmeden önce, seçime girmeden önce, bir hafta öncesinde ihale yapılmış. Seçimden sonra bazı ihaleler yapılmış. Katakulleli durumlar ortaya çıkıyor. Aslında ne başlık bulalım dedik. Ondan sonra da şunu bulduk. Bu izleyeceğiniz haber, eğer iddialar gerçek ise ahlaksızlığın haberidir. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın, birebir ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim. Uzun süredir AKP'nin elinde olan belediyelerde tartışmaların sonu gelmiyor. Son dakika yapılan ihaleler, özel firmalara kesilen faturalar, ard arda yapılan gereksiz masraflar. Çok ayıp. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İstanbul'da çok sayıda ilçe AKP'den CHP'ye geçti. Bu ilçelerden ikisi Tuzla ve Üsküdar. Bu belediyelerin yerel seçimlerden hemen önce düzenlediği ihaleler ve yeni başkanların görevi almasına saatler kala imzalanan sözleşmeler dikkat çekiyor. Sadece Üsküdar'da değil, her yerde artacaktır. Artmak zorundadır. Üsküdar Belediyesi 11 Mart'ta su böreği alımı adlı bir ihale düzenledi. 1.920.000 lira tutarındaki ihalenin sözleşmesi 26 Mart'ta imzalandı. Tuzla'da mazbatayı Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Tuzla Belediyesi de 15 Mart'ta 2024 yılı park yapımı, park revizyonu, saha yapımı ve revizyonu işleri, fidanlık muhtelif malzeme alımı isminde 62.458.000 liralık bir ihale düzenledi. İhalenin sözleşmesinde imzalarsa 2 Nisan'da atıldı. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Kazanılan ama tartışmaların bir diğer adresi Manisa. Yıllar sonra CHP'ye geçen belediyede yeni başkan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pazartesi sabah itibariyle bir bilgi aldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 480 milyon TL, maske şirketinden de 130 milyon TL bir ödenme yapmak istediğine dair. Bunun muhteviyatını araştırdığımızda bu promosyon bedeli, reklam bedeli ve parketaj olarak faturanın muhteviyatını içeriden bize bildirdiler. Manisa'nın yeni belediye başkanı Ferdi Zeyrek, eski belediye başkanı Cengiz Ergün'ün belediye kasasından 610 milyon liralık ödeme yapmaya çalıştığını öne sürdü. Şikayette bulundu. Mal kaçırıncasına bu kadar baskı yapılması ve kişilerin işlerinden ayrılması, görevlerinden uzaklaşması insanlarda bin tane kuşku düşürüyor ve miktar çok çok büyük bir miktar. 610 milyon TL'den bahsediyorum size. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda bir dilekçe hazırladık ve ilettik, kabul ettiler. Araştırma altına aldılar. Benzer bir durum da Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde ortaya çıktı. Gölbaşı Belediyesi en hafif şeyle nasıl söylerim diye düşünüyorum. İçi boşaltılmış arkadaşlar. İnsanlar geçici alınıyorsa, 350 civarında alınmışsa seçime çok az zaman kala yılbaşından sonra sırf oy amaçlı alınmak. Seçimlere kısa süre kala belediyede bir iş yapmayan ancak işe alınan isimler de var. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kendinden önceki İyi Partili belediyenin oy alabilmek için işe alım yaptığını savundu. 75 gün gibi bir kısa sürede maalesef mevcut yönetim oy alabilmek için 150 kişiyi işe aldı ve bütçemizin yüksek bir oranı geçmiş bulunuyoruz. Belediyeye şu an 25 milyon para geliyor. İller Bankası'ndan 30 milyon maaş ödüyor. Bu durumda şu an tablo. Şimdi bakınız. Bu yani böyle parayı götürenler, Indira Gandhi yapanlar, bu şekilde suistimal edenler varsa yani en büyük cezayı çekin. Allah'ınızdan bulun diyeceğim ben size. Sizden çıksın. Ailenizden falan değil, sizden çıksın.
Ha, iyi işini iyi yapan belediyeleri yerinde parayı harcayan, kul hakkı yemeyen belediyeleri hariç tutuyorum. Lütfen siz üstünüze almayın. Şimdi arkadaşlar bir hesap yapmış. Üsküdar Belediyesi, Hilmi Bey zamanında, bundan önceki. 1 milyon 900 bin lira tepsi börek, su böreği. 700 tepsi yapıyor. Kaç? 700 liradan, tepsisi 700 lira demiş ortalama. Faturada 1 milyon 900 bin TL civarı. 2857 tepsi su böreği. Ne yaptınız Allah aşkına ya? 2857 tepsi su böreği ya. Ayıptır ya. Ben bütün belediyelerin araştırılmasını istiyorum. Yani doğru çalışanlar, iyi çalışanlar, kasada para bırakanlar, bırakmayanlar veya 20 yıllık, 30 yıllık, 25 yıllık belediyeler bunlar. Hepsinin defterlerinin incelenmesini istiyorum. Dediğim gibi eğer yani haksız yere para harcadıysanız Allah sizden çıkarsın onu. Bak ne diyorum, Allah sizden çıkarsın. Başka kimseden değil, ailenizden de değil ama sizden, çünkü kul hakkı yiyorsunuz. Çünkü o paralar bizim paralarımız. Hepimizin parasıyla siz o belediyeleri döndürüyorsunuz. Bir mesaj okuyayım, ardından iptal edilen bir yere götüreceğim. Seçimi iptal olduğu bir yere götüreceğim. Siz çok konuşuluyor bugünlerde. Ufuk demiş ki, Cumhurbaşkanı o sözüne takılmış. Beni yavaşlatma. Muzaffer iller ne demek? Az önce birisiyle konuşuyordu. Muzaffer kazandın dedi yani. Öyle kendini düşün dedi. Muzaffer iller ne demek? AKP'nin kazandığı yerler muzaffer de, merak ediyorum. Kaybettikleri iller ne mesela? İstanbul, Ankara gibi. Aynen bu soruyu da ben Ufuk Bey'in sorusunu iletiyorum. Tabii yani, ama yani bu bir kavga değil ki, bu bir savaş değil ki arkadaş. Biz yani seçime girdik, kaybedenler ve kazananlar, mutlaka kazananlar olacak, mutlaka kaybedenler olacak tabii ki. Pınarbaşı enteresandı, Kayseri Pınarbaşı'ndan bahsediyorum. Kayseri Pınarbaşı'nda CHP yıllar sonra orada kazandı. Pınarbaşı'nın bir özelliği var. Rahmetli Türkeş'in memleketi orası. CHP'nin orada kazanması çok ilginçti. Pınarbaşı'nda seçimler sil baştan olacak. MHP itiraz etti, CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'ndaki seçim iptal edildi. Kayseri'de tabii Pınarbaşı Milliyetçi Hareket Partisi için biraz kutsal saydıkları bir yer. Alparslan Türkeş'in baba ocağı olarak görürler. Bugün de maalesef büyük baskılarla, ki ta genel merkezden gelen baskılarla Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok adaletsiz ve hukuksuz, hiç ahlaki değerlere sığmayan bir iptal kararı çıkarttılar. CHP'li aday Deniz Yağan 5082 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Menduh Uzunoğlu ise 4758 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Yenilgi sonrası MHP'liler arbede çıkardı. İlçe seçim kurulu başkanını darp ettiler. MHP'li yetkililer mühürsüz pusula iddiasıyla seçimin iptalini istedi. İlçe Seçim Kurulu 6 evet 1 ret oyuyla seçimin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi. CHP kararla ilgili Kayseri İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Pınarbaşı Belediyesi'ne geçici süreyle kayyum atanmasını da talep etti. Pınarbaşı Türkeş'in memleketi dedik. Rahmetli Alparslan Türkeş'in de o ölüm yıl dönümüydü. 27 yıl geçmiş. 27 yıl geçmiş aramızdan ayrılalı. Ve Türkeş'in kabrine bugün hem önce Devlet Bahçeli gitti, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Bu detayı da aktaralım sizlere. Peki milliyetçi çizgide bir başka parti, daha doğrusu kodlarına döndü diyelim. Meral Akşener'den bahsediyorum. Yani bundan sonra nasıl bir siyasi yelpazede yer bulur bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla hala da seçimli bir kurultay yapacağız dedi. Bırakmamakta kararlı ve İyi Parti'de ilk talip çıktı. Başaracağız! 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 Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum. Parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Hür ve müstakil seçime girme kararı %3,77'de kalan oy oranı. İyi Parti'de seçim öncesi başlayan istifalar sonrası da devam etti. Bu sefer olağanüstü kongrede Meral Akşener aday olacak mı, olmayacak mı sorusu gündemde. Gereğini yerine getiririm.
cümlesini ondan sonraki birkaç esnaf gezisinde de ifade etmeye başladı. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum. İYİ Parti lideri Akşener yerel seçimlerde başarısız olunması halinde görevi bırakacağının sinyalini verdi kampanya döneminde. Parti içinden Akşener'in aday olmayacağına dair sözler sarf edilir oldu. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. İkincisi, bu süreçte bir siyasi partinin genel başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Geldi. Kulislere göre suların yeniden kaynadığı İYİ Parti'de başarısızlığın sorumlusu olarak görülen isimler var. Bu isimlerin istifasının önümüzdeki günlerde de süreceği ifade ediliyor. Akşener yeniden aday olacak mı sorusunun gölgesinde İYİ Parti'de ilk genel başkanlığa talip isim de belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Gençler olarak, gençlerle beraber. Tabii net fotoğraf ortada. İYİ Parti'de değişim olmazsa İYİ Parti diye bir parti de olmaz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Eğer İYİ Parti'ye gönül verdiyseniz, İYİ Parti'nin il başkanıysanız, delegesiyseniz değişim isteyin. Bak Cumhuriyet Halk Partisi güç belada olsa değişim yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderdi. Yerine Özgür Özel geldi. Sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ama moral buldu şu anda bu seçimle birlikte. Bundan sonrası yaptıklarıyla alakalı. İYİ Parti'de sizde değişim olmaz ise siz çakılırsınız. Her seçimde çakılırsınız. Zaten bir sonraki seçimde yok gibi bir şey olursunuz. Umarım bu değişimi gerçekleştirirsiniz. Şimdi Üsküdar'da tepsiden bahsetmiştik ya. Üsküdar'ı bilen bir arkadaşım var. Şöyle diyor. Üsküdar'da günlük ortalama 7 vefat olur. Cenaze evlerine ilk 3 gün devamlı 2-3-4 tepsi börek gönderiliyor. Ramazan'da da her akşam iftar ve sahur var. Oralarda da gönderilmiş olabilir. Olabilir. İhtimali var. Araştırılsın ya. Araştırılsın. Yani 24 yıldır Üsküdar bu iktidarın elinde. AKP'nin elinde. Diğer belediyeler de öyle. Ankara'dakiler de öyle. Yani bu bir örnek. Bir araştırılsın. Vakıflara, tarikatlara, efendime söyleyeyim yandaşlara, müteahhitlere, yandaş gazetecilere para gidiyor mu gitmiyor mu? Onlar bir ortaya çıksın, bir bakılsın. Çıkmayacak belki, içimiz rahatlayacak o zaman. Ya diyeceğiz ki adam gerçekten güzel yönetmiş Üsküdar'ı. Şimdi Üsküdar gitti ama Üsküdar'a bir kadın geldi. Sinem Dedetaş, hani o söz vardır ya, atı aldı Üsküdar'a geçer diye. Atı aldı Üsküdar'a, Sinan Hanım geçti. Teklif gelmesi gibi değil de aslında belediye başkanlığı konusunda biz talip olduk. Partimizden teklif beklemedik dedi. Adaylığı göğüsledi, başkanlığı aldı. AKP için önemli İstanbul ilçelerinden Üsküdar'ı 20 bini aşan oy farkıyla kazandı. Şimdi 23 bin oy farkı, AKP'nin kalesi olarak bilinen Üsküdar ve kadın bir başkan özellikle. Nasıl kazandınız bunu soralım ilk önce. Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Yüksek temas ettik. Projelerimizi anlattık. Vatandaşa geçtiğini düşünüyorum ki böyle bir sonuç aldık. Sinem Dedetaş, AKP'li rakibi Hilmi Türkmen'i sandıkta yenilgiye uğrattı. Mazbatasını aldı, kolları sıvadı. İlk işi emekliler. Öncelikli olarak bu emeklilere ayırdığımız sosyal yardım vaadini bir an önce yerine getirmek. Tabii malum bu yoksullukla uğraşma ama hani bununla başlayacağız. Ama bu bir tek proje, tek başlangıç olmayacak. Dedetaş Üsküdar'da planladıklarını anlattı. Otopark sorununa değindi. Gündeminde geriye dönük ihaleler ve kentsel dönüşüm de vardı. Üsküdar'da yine komisyonlar aracılığıyla ve teknik ekiplerimiz de otopark yapılabilecek, yer altına alınabilecek noktaların tamamını hızlıca belirleyip orada da işe koyulacağız. Herhangi bir usulsüzlük varsa diyorum varsa olmaya da bilir. Doğal süreçlerde işlemiş olabilir. Bunları en ince ayrıntısına kadar tabii ki inceleyeceğiz. Üsküdar'da kentsel dönüşüm nasıl ilerleyecek? Mahalle bazlı ilerleyecek. Her birinin farklı çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi konuları. Sinem Hanım için benim de kulağıma gelen şöyle bir şey. Remzi'nin de kulağına gitmiş. Sizler haberi izlerken biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Geleceğin İBB başkanı olarak lanse ediliyor veya düşünülüyor. İmamoğlu'nun da güvendiği bürokratlardan biriydi kendisi. Şehir hatlarındaydı. Şehir hatlarının başındaydı bildiğim kadarıyla.
Ha, Murat Çalık'a da güveniyor. Evet, Beylikdüzü'nde Murat Çalık'a da güveniyor. Bu iki isim önemli. Şimdi hani börek diye bir şey, hani börek, tepsi böreği vardı ya. Şimdi arkadaşın da mesaj atmıştı, işte günde 3-4 börek gönderiliyor filan gibilerinden. Şöyleymiş, doğru mudur değil midir bilmiyorum ama böreği okuduğun için teşekkürler. Böreği aldığı firma ilçe yönetiminde olmasına karşıyım demiş. Bir araştırılsın. Böreği aldığı firma eski Üsküdar Belediye Başkanı ilçe yönetimindeymiş. Olabilir mi böyle bir şey bilmiyorum ama olma ihtimali de var. Şişli'nin belediye başkanı da, o da konuşuluyor. Emrah Şahan Bey de konuşuluyor. Üç isim yani gelecekte İstanbul için. Bir tane Beylikdüzü'ndeki neydi? Murat Çalık, Sinem Dedetaş. Bir de şeydeki İBB'deki, Şişli'deki Emrah Şahan. Bu üç isim çok konuşuluyor gelecekte. Üçlü figür, evet üçlü figür. Bu haber bence bültenin en klas haberi diyebilirim. Atatürk'ün aklınızda kalan fotoğraflarından biri hangisidir? Veya en aklınızda kalan fotoğrafı hangisidir diye bir soru sorsam size. Herkes bu fotoğraf der değil mi? Turhal'da çekilmiş 1930 yılında, evlerde bile vardır. Hatta İmamoğlu'nun arkasındaki fotoğraf da bu diyebiliyorum ben. Evet, İBB'deki bu fotoğraf 1930 yılında Turhal'daki depremde çekilmiş. Karşısındaki kişi Mehmet Ural. Onu dinleyen de Atatürk ama can kulağıyla dinliyor. Vali var orada, kaymakam var orada ve bu kişinin tabii Mehmet Ural rahmetli oluyor. Onun torunu Turhal'da yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı oldu. Ve biz de böyle bir başlık attık. Cumhuriyet budur diye. Daha doğrusu bu başlık bize ait değildi. Nevşin Mengü'ye aitti. Bizim de çok hoşumuza gitti. İşte Cumhuriyet budur. Tokat Turhal'da yaşanan bir depremden sonra dertli bir vatandaşı dikkatle dinliyor. Vatandaş konuşuyor, öğrenir gibi dinliyor. Bakın, ve üstten değil, anlamaya çalışan bir bakış açısı var. Bu sokağın sesini dinlemenin sembolü budur. Ha, bu fotoğrafın bir de sürprizi var. Bu kare 1930 yılında Tokat depremi sonrasında çekildi. Depremzede bir vatandaş Atatürk'le konuşuyor. Ona derdini anlatıyor. Ortamda vali, belediye başkanı, başka yetkililer. Atatürk sadece ona dikkat kesilmiş. Söylediği her sözü ciddiyetle dinliyor. Duyduklarından yaşadığı keder yüzünden okunuyor. Sadece yüzü değil, vücut duruşunda da kendisini üstten gören değil, halkla eşitleyen bireyim var. Yıllardır Atatürk'ün halkına duyduğu sevgi ve özenin en büyük göstergesi olarak bilinen fotoğrafın artık başka bir hikayesi daha var. Dinlediği vatandaşın torunu mazbata alıyor. Mehmet Erdem Ural, Tokat Turhal Belediye Başkanımız oldu. 35 yıllık süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada iktidar olmamasıyla o fotoğrafın aynı anda gündeme gelmesi ayrıca keyifli. Çünkü o vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural artık CHP'nin Tokat Turhal ilçesi belediye başkanı. Turhal'de oyların %40'ını alarak önemli başarıya imza atan Ural, başkan olmadan önce Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in partisinde ve şehrinde en iyi hizmetleri yapabilmek için göreve geldik. Halkın teveccühüne nail olduk. Bakın, dinlemekten dinlemeye fark var. Atatürk böyle dinliyor. Erdoğan'ın geçmişte ananı da al git sözü aklıma geldi. O da dinliyor. İşte böyle bir durumdayız. Dinlemek çok önemli. Çünkü biz asıl olanız. Çünkü biz gerçekten bu ülkenin vekili değil, aslı olan biziz. Biz onlara o yetkiyi veriyoruz. Biz onlara o yetkiyi verdiğimiz zaman bizim üstümüzde olamazsınız. Mümkün değil. Kibirlenemezsiniz. Bize ananı da al git diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu birer yurttaşıyız. Bu kadar, nokta. Devam. Beni yavaşlatma geliyoruz. Hak, hukuk, adalet demiş Ahmet. Hemen dereyi görmeden paçaları sıvayan bir arkadaşımız bu da. Ve geldik. Bakın bir iddia gelecek şimdi. Bu iddia çok enteresan ve doğru mudur? Görüntüler de ekrana gelecek. Bir izleyin. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Benim oğlum bu şekilde ölmeyi hak etmedi. Serhat Kahyaoğlu 37 yaşındaydı. Pazar günü İstanbul Aksaray'da gözaltına alındı. İddiaya göre polisler tarafından işkence edilerek öldürüldü.
Seçimlerin yapıldığı gün evinin penceresinden havaya silahıyla ateş açtı Serhat Kahyaoğlu. Çevredekiler tarafından polise ihbar edildi. Benim abim polisler tarafından öldürüldü. Ben bunun gereğinin yapılmasını istiyorum. İhbarın üzerine olay yerine giden polislerle Kahyaoğlu arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre darp bu gerginlikten sonra başladı. Yanındaki arkadaşı normal önden kelepçe takılırken Serhat abiye arkadan ters kelepçe yapmışlardı. Arabaya yüzüstü yatırıp kafatasının arka kısmına ve alın kısmına vuruyorlardı. Polisler yerden aşağı indirdikleri zaman Serhat'ı darp ettiklerini gördüm. Çok ağır şekilde darp ediyorlardı. Serhat vurmayın diye bağırıyordu. Benim bulunduğum yere 15 dakika sonra falan Serhat'ı getirdiler. Geldiğimde Serhat ölmüştü, nabzı durmuştu. Karga durumu sürükleyerek 3 polis getirdi. Kafatasında, vücudunda çok sayıda kırık olan Kahyaoğlu yine aynı polisler tarafından hastaneye götürüldü. Samatya Hastanesi'ne ambulansa getirdiler. Oraya ölüsünü bıraktılar. Her şey 20 dakika içinde oldu. Ancak Kahyaoğlu hastaneye götürüldüğünde çoktan hayatını kaybetmişti. Ailesinin iddiasına göre polisler öldüren dayağı 4. kattan düştü diyerek kapatmaya çalıştı. Ve bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Buna şahit olan arkadaşlarımız var, gören arkadaşlarımız var. Adli tıp kurumlarına kadar aranılıp olayın üstü kapatılmaya çalışıyor. İşkenceyle cinayet iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ancak olaya adı karışan polis memurları ile ilgili henüz hiçbir işlem yapılmadı. Sırada ekonomi. Asgari ücret artık pul bile etmiyor neredeyse. En azından bir maaş olması lazım 25 bin lira. Vallahi bugünün şartlarında 25 bin lira olmalı. Enflasyon maaşları sildi süpürdü. Hükümet asgari ücrete ara zam kapılarını en başından kapatsa da sokaktan yükselen talep ikinci zam. 17 bin lirayla geçinmek imkansız. Ara zam olmalı. Yani enflasyon ne diyorlarsa diyorlar ama belli herkes. 1 kilo fasulye 150 lira düşün. 1 kilo kıyma şimdi kasaba baktım 580 lira. Asgari ücretle toto başladı. İşçi ara zam için yeniden masa kurulsun istiyor. Beklentisi en az 25 bin lira. Bir otobüse biniyorsunuz 17 lira bugün bir bilet. Mümkün mü yani 17 liraya geçinmek? Özellikle İstanbul gibi metropollerde attığınız adım para. Bakın tavuk döneri aldım. 130 lira bir tavuk döneri, o da yani en uygunundan. Yılın ilk 3 ayında asgari ücretin %15'i yani 17 bin liranın yaklaşık 2600 lirası eridi. O da TÜİK'e göre. Ancak hissedilen enflasyona göre yarısı çoktan buhar oldu. Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi %36 olsa da geçim mücadelesi veren milyonların yıl sonuna dayanması imkansız. 25 binin üstüne de çıkması gerekiyor. Çünkü kiralar çok yükseldi. O yüzden 17 bin lirayla ben geçinemiyorum. Zaten şu anda da iş arıyorum. Münih'teydim. 1 kilo et şu an burada baktığım ette 1-200-1-300 civarında. 1 kilo et 11,5 euro. Utandım. Tarım ülkesiyiz. Tarımımız da bitti. Eşeği bitti. Bu 3 aylık süreçte bir asgari ücretten 50 dolar, 2 gram altın, 14 kilo et eksildi. Ara zam olmalı bence. Çok çünkü zor zamanlar şey yapıyoruz. Hani çok hani evimiz ki. Hani çok zor ya. Anketlere gidiyoruz hızla. YouTube'daki anket 11.598 kişi oy kullanmış. Haftaya Ramazan Bayramı emekli mi ve memura? Emekli ve memura erken maaş ödemesi yapılmalı mı? Evet diyenler %56 duyurulur iktidara. Geldik X'teki soruya. O da bizi ilgilendiriyor. Yani yakından ilgilendiriyor hepimizi. Seçimler bitti. Erdoğan değişir mi diye bir soru sorduk. %60 Erdoğan değişmez. Bence de Erdoğan değişmez. Ve kısa bir aramız var. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak.
Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Umudun yeni adı Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunu Özgür Özel. Nerede doğdu? Çocukluğu nasıl geçti? Eşiyle nasıl tanıştı? Siyasete neden atıldı? 2014'teki Soma faciası siyasi hayatına nasıl yön verdi? 15 Temmuz'daki hain kalkışmada demokrasiyi nasıl savundu? Bir eczacı ülkeye umut ve değişim ilacını nasıl verdi? 47 yıl sonra CHP'yi Türkiye'de birinci parti yapan Özgür Özel'in başarılarla dolu hayat öyküsü. 3 günlük yazı dizisi Sözcü'de. Kaçırmayın. Dilediğin otelde kredi kartsız taksit imkanı, hayallerin başlangıç noktası Otelz'de. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Burada olmak uzun zamandır hayalin mi? %50'ye varan erken rezervasyon indirimleri, hayallerin başlangıç noktası Otelz'de. En sevdiğimiz lavaş Untat lavaş. Hadi bir tat, beni tat, Untat. Efsane mizah dergisi Gırgır geri döndü. Gülmeye doyamayacaksınız. Karikatür ve fıkralarla dopdolu Gırgır. Her pazar Sözcü ile birlikte ücretsiz. Mutlaka alın. Hamburgerin tadı ekmeğinden gelir. Hadi bir tat, beni tat. A101 ile yemekler her zaman nefis olur. Ama nasıl oluyorsa Ramazan'da daha da nefis olur. Belki de bu bambaşka lezzetin sırrı sofraların birleşmesinde, büyümesinde. Bu Ramazan'da da ucuzlukla büyüyen, büyüdükçe lezzeti de büyüyen iftar sofralarında buluşuyoruz. A101 ile Türkiye'nin dört bir yanında, hep bir arada nice Ramazanlara. Bitcoin gözlerinin önünde artıyor, artıyor. Ama sen ne zaman alacağını bilmiyorsan ortağa gel. En iyi yatırımcıları incele, tek tuşla aynı yatırımı yap. Üstelik şimdi 1000 TL bonusla yatırıma anında başla. Ortak. Hoş geldin ortak. Sabah erken kalkana, gün boyu koşturana, birçok işle uğraşana, hep acelesi olana, yani hayatı multi yaşayana, Nutraxin Multivitamin. Erkeklere ve kadınlara özel formuyla Nutraxin Multivitaminle hayatı multi yaşa. Yağmur Hanım'ı kırmamam gerekiyor. Demiş ki Fatih Bey, Ankara'dan Kahraman Kazan için bir haber paylaşabilir misiniz? O kadar güzel yazmış ki. Bizler çok çalıştık ve Selim Başkan'ı başkan yaptık. Hangi parti olduğunu bilmiyorum. Bunu tüm herkese iletebilirseniz sevinirim. İyi akşamlar. Beni yavaşlatma. Bir bakar mısınız Kahraman Kazan'ı kim kazanmış? Çok merak ettim. Peki bugün neler vardı? Aklımızda neler kaldı? Van'daki olaylar bitti biliyorsunuz. Sokaklarda Erdoğan provokatörler vardı dedi. Eşkıyalığa kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Sonuca baktı Erdoğan ama bence Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda bu olaylar neden çıktı? Sebep neydi? Onu bir sorgulaması gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla ESK Diyarbakır'daki 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve savcılarla ilgili bir inceleme de başlattı. Bunu da dün Figen Hanım, avukat Figen Hanım söylemişti. Çalıkuş'u inceleme başlatması gerekir diye. Biz de duyurmuştuk buradan. Bu şekilde bir inceleme başlatıldığını da duyduk. Ardahan'da seçim tekrarlanacak. 174 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanmıştı. Tekrarlatılmasına karar verildi. İki
Haziran'da seçim olacak. Birazdan Serap'ın programında izleyebilirsiniz. Ardahan'ın seçimi kazanmış olan başkanı ne diyor bu konuda? İmamoğlu ve Mansur mazbatalarını aldılar ve ikisi de uzlaştırıcı ve uzlaşıcı mesajlar verdiler. Birlikte çalışalım dediler belediye meclislerine. Ha, İmamoğlu'nun biraz daha Erdoğan'a mesajları vardı. İşbirliği yapmalısınız dedi ve bu tarzda devam ederseniz zarar veriyorsunuz kendinize ve ülkeye diye de ekledi. İhaleler CHP birçok belediyeyi biliyorsunuz kazandı etti ve birçok belediyede belki eski defterler açılacak. İşte Üsküdar olabilir, Beykoz olabilir, ne bileyim Bursa, Balıkesir, aklınıza gelebilecek büyük yerlerden ve uzun süredir iktidar partisinin elinde olan belediyelerden bahsediyoruz. Tabii ki ne varsa ortaya çıksın. En azından biz de bunun dedikodusunu yapmayalım. Evet, bizden hangi partiymiş Kahraman Kazan? Ya CHP'denmiş. Peki. Hayırlı olsun diyelim. Peki bizden sonra ne var? Aklın yolu var. Ve nokta atışı daha sonra İpek Özbey ve Serap Belovacıklı sizlerle olacak. Yarın Cuma, yarın Can Coşkun sizlerle olacak ana haberde. Ben Cuma günü olmayacağım ama pazartesinden itibaren tekrar karşınızdayım. Yani beni ekranda görmez iseniz bu gene mi kovuldu, gönderildi mi, edildi mi gibi dedikodulara lütfen aldırış etmeyin, tamam mı? Ne alaka demeyin, öyle diyorlar çünkü. Peki kendinize iyi bakın, saygı ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.